Burası rahat bir yerdir. Eğer üşürsen bir battaniye daha var. Daha da üşürsen elektrik sobasını açarız. Sağ ol. Boran. Yarın Hüsnü'nün nişanına gidecek miyiz? Gideceğiz tabii. Böyle bir günde onları yalnız bırakamayız. Boran. Bugün sana nereye gittiğimi söyleyemedim. Ama inan benimle ilgili değildi. Benimle ilgili olsaydı zaten sana söylerdim. İyi geceler. Sağ ol. Başımıza iyice bela açtı. Firuz Ağa Koç Celil Efendi ile Bedar televizyona çıktı. Tabii ki insanı damadının ağa olması güzel bir şey tabii. Ama biz zaten hem kız aldık hem kız verdik. Şimdi ben bu adama televizyona çıkmak yok, kimseyle konuşmak yok demedim mi? He ya dediydin ha. Bu ne halt etmek oluyor? Aşıkların arasına girmeyelim ve girmedik iyi mi? Çabuk Celil'i bana getir. Günaydın. Günaydın. Boran, beni daha sonra abaylara götürür müsün? Lucy'nin hazırlanmasına yardım edeceğime söz vermiştim. Gitmezsem ayıp olur. Tamam. Gidelim öyleyse. Sen yeseydin? Yok, benim de canım istemiyor pek. Bugün nişan kaçta biter? 2 ya da 3 gibi biter herhalde. Dayanamıyorum artık. Lütfen çabuk ol ve beni bu cehennemden kurtar.
İşte ben de bu haberi bekliyordum. Yarından sonra oradayım, merak etme. Buyurun ağam, beni emretmişsiniz. Emrettim ya. Ben emrederim, sen yaparsın Celil Efendi. Yıllardır bu değişti mi? Haklısın ağam, hiçbir şey değişmedi. Madem değişmedi, neden benim emirlerime karşı çıkıyorsun? Yapma dediklerimi yapıyorsun. Nereden alıyorsun bu cesareti? Haş ağam, ne yapmışım ben? Televizyonlara çıkıp gerim gerim gelen sen değil miydin? Çok ısrar ettiler ağam, çok üstüme geldiler. Baş edemedim. Hem hakkınızda kötü bir şey söylemedim ağam. Ne Boran ağa için, ne sizin için, Allah'ın bir hakkı için hiçbir şey söylememişim ağam. Ama emirlerime uymadın Celil. Yerini unuttun. Kızımı gelin aldın diye, oğlumu damadın yaptın diye bir şeyler değişti sandın sen. Değişmez Celil Efendi, değişmez. Sen Celil Efendisin, ben Firuz Ağa'yım. Bunu böyle bil, aklından da çıkarma. De git hadi şimdi. Çıkarmam ağam. Değişecek Firuz Efendi. Her şey değişecek. Akalar da, beyler de. Hepsi değişecek. Hem de bütün bunları kızım değiştirecek. Tabii. Babası da değişecek. Aferin kızıma. Bak bana bisküvi daha canım. Hayır almayacağım. Ana bir şey de şu kızına. Oğlum para onun parası, istediğini yapar. Aferin benim güzel kızıma. Ya ne oldu, Milli Piyango'dan para falan mı çıktı? Daha da iyisi oldu Celil. Bugün bayram, bayram. Dila şiir yarışmasını kazandı. Bütün Güneydoğu Anadolu'nun birincisi oldu. Şimdi yani benim kızım birinci mi oldu? Eyvallah. Yahu. Akıllı, güzel kızım ya. Baba, bir törene de para vereceklermiş. Tamı tamına 500 lira. Va? Ama bu kızım bana bisiklet almıyor. Ben o parayı sana vereceğim babacığım. Sen beni okutmak için çok emek harcadın. Canım. Her zaman baban seninle iftihar ediyor, biliyorsun değil mi? Canım, akıllı kızım benim. Ya Bedar. Bize ne hayır varsa kızlardan var, görüyorsun. Bu da ablası gibi okuyacak, büyük adam olacak. İki gün önce okula yollamıyordun. Şimdi iftihar ediyorsun Celil Efendi. Dur yardım edeyim. Hüseyin. Sevmediğin bir adamla nişanlanıyorsun, biliyorsun değil mi? Bunun sonu evlilik. İbrahim iyi bir adam. Hem sevdiğinle evlenmektense seni sevenle evlen derdi rahmetli annem. Umarım çok mutlu olursun. Bu mümkün mü sence? Birbirinizin dilini çözeceksiniz. Kokunuzu tanıyacaksınız. Kim bilir? Belki de zamanla birbiriniz için vazgeçilmez olup çaresizce tutunacaksınız birbirinize. Çaresizce mi? Çaresizlik umutsuz aşklar için değil mi? Bilmem, öyle çıktı ağzımdan. Belki de ben de aşkın ne olduğunu bilmiyorumdur Lucy. Hoş geldin İbrahim. Buradan abi. İbrahim. Anam, babam, kardeşlerin? Gelmiyorlar abi abi. Biliyordum böyle olacağını. Biliyorsun değil mi Burhan?
İşler daha da büyüyecek. Bizim cemaat hiç memnun kalmayacak bu nişandan. Ne oldu, bir problem mi var? Ne olacak yenge? Olmayacak bir şey öldürmeye çalışıyoruz. Bu nişan daha çok sorun çıkartacak Sıla. Çok. Hadi gidelim. Abi. Onca gitti, oğlanla kan kardeş oldu. Ne dediysek dinlemedi. Bize karşı geldi. E tamam, zamanla biz de sevdik. Evimize bile aldık abayı ama bu kadarı fazla değil mi? Sıla Hanım, ne zaman İstanbul'a dönmeyi düşünüyorsunuz? Sıla Hanım, burada zorla tutulduğunuz doğru mu? Sıla Hanım, hala töre cinayetleri işleniyormuş, doğru mu? Sıla Hanım, Berdan kurbanı olduğunu söyleniyor, doğru mu? Sıla, bütün Mardin medyat ayağa kalktı. Herkes senin tutsak olup olmadığını konuşuyor. Aşiret üyeleri de abimi çok sıkıştırıyor. Geynağım. Kusurumu bağışlarsanız bir şey soracağım size. Sor İbrahim. Sen Lucy'nin bir sevgilisi var demiştin. Orada neyi kastettin? İbrahim, ben yanlış anlamışım. Hadi ama nişanını yalnız bırakmak olmaz. Yakında gelenek görenek diye bir şey kalmayacak. Boran tüm inançlarımızı alt üst etti. Hoş gelmişsin ağa. Hoş gelmişsin oğlum. İşte hepimiz buradayız. Gelen de sağ olsun, gelmeyen de. Yüzüklerinizi takmak bana kısmet oldu. İnşallah ömrünüz boyunca mutlu olursunuz. Ağam, nişana gitmeyi miyiz? Gitmiyoruz. Peki ağam. Aşk ne zaman başlar, ne zaman biter hiç belli olmaz Hüseyin. İnan bu dans sırf senin için. Sözde haber bizimdi. İlk biz geldik ama elimizde kayda değer hiçbir şey yok hala. Yandık. Efendim Muzaffer abi? Ceren, siz orada ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Mardin'in tarihi güzellikleri size rehavet mi verdi? Kızım, haber patladı, burada sizden hala ses yok. Abi vallahi dünden beri Sıla'nın peşindeyiz ama kızın önünde öyle bir koruma ordusu var ki etten kemikten, onu geçip de kızla görüşmek mümkün değil. Ben sizi oraya mazeret uydurun diye değil, imkansızı başarın diye yolladım. Hadi bakayım, size güveniyorum. En kısa zamanda bir yolunu bulun, görüşün Sıla Hanım'la. Sıla Hanım lütfen cevap verin. Bütün Türkiye sizin durumunuzu merak ediyor. Acaba burada zorla mı tutuluyorsunuz? Aziz, izin verir misin lütfen? Buyurun lütfen, bütün sorularınızı cevaplayacağım. Sıla Hanım, İstanbul'da çok büyük bir servet sizi bekliyor. Burada zorla tutulduğunuz doğru mu?
Hayır. Olmak istediğim yerdeyim. Burada doğdum ve burası dünyanın en güzel yeri. Olmak istediğim yerde... olmak istediğim adamdayım. Sıla Hanım, hayatınız boyunca burada mı yaşayacaksınız? Ve masalın sonu. Burada işimiz biter. İstanbul'a dönüp haberi geçelim. Bu durum neden bana inandırıcı gelmiyor sence? Burada cevaplanmamış bir soru yok mu? Bu kızın devasa bir serveti var. Burada ne yapsın ki? Aşk bu Ceren. Aşk. Gerçek aşk. Sen yakalayamadın diye kimse yakalayamayacak diye bir şey. Hikaye biter. Hadi toparlan abi, kaçıyoruz. Hadi. Çıkabilir miyiz? Azat, buradayız. Ağam, kız evine gitmeden önce anamgile uğrayalım. Çeyiz bohçası erkek evinde açılır. İbrahim'in ailesi de gelini istemeyince Lüsin çok üzüldü. Aferin Azat, iyi düşünmüşsün. Eyvallah ağam. Sen kadınları Bederhane'ye götür. Ağam, Sıla da benimle gelsin. O benimle gelse daha iyi olur. Ağam, yorulmayın isterseniz. Ben hem Sıla'yı hem Nermin'i götürürüm. Sizi azizler götürsün Azat. Tamam ağam. Abay, sen Lucy'ni Bederhane'ye götür, sonra seninle birlikte çıkarız. İyi tamam, orada görüşürüz o zaman. Aziz, ağam der ki Aziz Laydar öbür arabayla gitsinler, ben Nari'ni eve götüreceğim. Ağam abi sorsaydı. Aziz, benim sözüme itimatın yok. Aziz! Buyurun hanım abi. Yandık. Alo şef. Hani benim bomba gibi haberim? Hani Ceren? Abi valla yani Sıla'nın böyle bir açıklama yapacağını bilemezdik ki. Nasıl habercisiniz siz o zaman? Biz bir saate kadar İstanbul'a geleceğiz uçakla. İstersen o zaman konuşalım ha? Siz gelmiyorsunuz. Midyat'ta kalıyorsunuz. Bana Naci'yi gönderin yeter. Alo şef. Ne oldu? Kovulduk galiba. Kovulduk mu? Naci İstanbul'a istiyor, biz buradayız. Naci'yi arıyorum. Alo. Bırak şimdi enstantaneler çekmeyi. Şef seni İstanbul'a istiyor. Yok, biz burada kalıyoruz. Ben de bilmiyorum Naci'cim. Hadi görüşürüz, bay bay. Gazetecilere o açıklamayı niye yaptığımı anlıyorsun değil mi?
Bunu senin için yaptım. Aşiretin başına bela olmasın diye. Sen zor durumda kalma diye yalan söyledin Moran. Sonuçta ikimiz de biliyoruz değil mi burada tutsak olduğunu? Ben burada tutsam ve sen istemedikçe hiçbir yere gidemem. Sen burada tutsak falan değilsin Sıla. İkimiz de biliyoruz. Şu kapıdan içeriye girdikten sonra gardiyanlarım kapıya dikilmeyecek mi? Hayır. Emin misin? Sen de hoş gelmişsin güzel kızım. Bedar ana. Ben nişan bohçalarıyla çay sandıklarını içeri bıraktım. Tamam oğlum. Artık yapılacak başka bir şey kalmadıysa kaçayım. Yok tamam. Ya bay siz ne yapacaksınız? Biz de Boran'la çarşıya nezer elde. Ya Bedar ana. Tekrar çok sağ ol. Haydi haydi sağ olmuş. Yürü. Ben bugün ayağımın altında erkek merkek istemiyorum. Gel. Ne yapacağız Allah'ım? Bana ne yapacağız merak etme. De hadi gidelim. Ana, hazır ettik dediklerini. İyi. Sağ ol Bedar ana. Evin kapılarını açtım. O nasıl söz kızım? Ben senin anan sayılırım. Bir ihtiyacın olduğunda çekinme güzel kızım. Hem madem bohçan da burada açıldı, artık sen de bu evin bir kızısın. Sağ ol. Haydi sen içeri geç. Lucy, sağ yanından geç. Emi kızım, üzerine uğursuzluk dönemesin. Tamam. Bak, ben bugün ayağımın altında erkek merkek istemiyorum demedim mi? Haydi ver şekerlerle kuru yemişleri de git. Ben de sabahtan beri ne unuttum deyip duruyorum. Azat. Aferin Azat. Diyeydin gelirken alırdık. Ana ben şimdi bilemem. Sıla'yla Narin de benimle gelsin. Oğlum ikisini birden ne yapacaksın? Al karını git. Ya ana şimdi bunun tülü var, tülbenti var. Sen bir de kuru kahve istersin. Hepsine birden nasıl koşturacaksın? Sıla birini halleder. Narin'le biz de diğerlerini hallederiz. Olmaz. Doğru söyle. Biz hızlıca gidip gelelim. İyi madem. Hazır gibi gidip de gelin. Tamam. Hadi gel. Sıla. Efendim. Dur seni bir koklayayım. Oh, güzel kızım benim, yavrum. Ne yaptın ki şimdi bunu? Hiç. Bana öyle gelirler arada bir. İçimden geldi yavrum. Hey, kanalı kuzum benim. Yavrum, Ceylan'ım, Ceylan'ım. Kurban olurum. Sıla, hadi. Nereye gidiyorsunuz? Bedar analara. Gelin hanım oradaymış da kadınlar bohça açacakmış. Sen dedin ya gelin hanımızın ardından ayrılmayın diye. Gitmeyin, geri dönün. Ağam, beklemeyeceğiz mi gelin hanımı? Beklemeyeceksiniz. Boş ver ağam. Azat yavaş git hele. İçim kaldı. İyi misin Narin? Narin, bir şeyin yok ya. İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Azat niye böyle hızlı kullanıyorsun? Bir yere yetişiyoruz. Narin'im arabaya alışkın değilim. Ondandır herhalde. Azat niye sapmadın? Çarşıya gitmiyoruz. Gidiyoruz işte Narin'im. Bu yolda kısa.
gelmiş. Uzat. Emine. Size çok şükür. Bir tersik olmadı ya. Sizi takip eden filan. Yok. İyi hadi gel şöyle. Uzat ne oluyor? Ne işi var burada? Bir şey oldu yok. Narin'im eski arkadaş onlar. Bizi takip edin tamam mı? Uçak havalanında bizi bekliyor. Orada görüşürüz. Ne uçağı? Ne gitmesi? Narin'im. Yeni evimize gidiyoruz. Bir sorun mu var? Hayır nasıl olacak? Biz takip etmelerini söyledim. Hadi bin arabaya. Hadi bebeğim vakit kaybetmeyelim. Delirdin sen o zaman. Canına susat. Yani bir sakin ol ben evimde. İstanbul'a kaçarsak hayatımız kurtulacak. Azat ne İstanbul'u? Ne işimiz var Azat? Ya dur hele beni bir dinle. Ortalığı velveleye verme hemen. Bacım çok güçlü Nari. Sen de gördün. Cümle alem onun peşinde. İstanbul'da aga da biz olacağız. Bey de. Nari'nim. Bak orada bizi bulamayacaklar. Ömür billah bulamazlar. Kılımıza bile zarar veremezler. Bacım bana söz verdi. Bize iyi bakacağına, bizi koruyacağına söz verdi Narin'im. Hem İstanbul'da ben de saygı göreceğim. Buradaki gibi beni hor görmeyecekler. Kocanı hor görmeyecekler. Hiç güveysi de olmayacak. Hadi Narin. Bir hede bana. Binelim arabaya. Uçağa gidelim. Binip gidelim. Abim burada kanadı kırık bırak. Binip gidelim. Sen beni hiç görememişsin Azat. Onca yaşadığımıza rağmen yaban kalmışım bana. Sen neler diyorsun Narin'im? Haksız mı? Beni şu kadarcık tanısaydın böyle bir şey teklif bile etmezdin. Asla kaçmam bunu bilesin. Bu dedikleriniz için atamı abimi ezmem ben.